Evet, bir haftalık aradan sonra Sky Spor'da tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, skoru değil, sporu tartışan program. Bugün önemli konuklarımız var. Her zaman yorumcumuz Hakan Kutucuoğlu yanımızda. Bergama Spor'un Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönen yanımızda. Yeni Bornova Spor Başkanı Murat Keser de yanımızda. Tabii isimleri duyunca neler konuşacağımızı aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz. Ben yine de programımıza göz atayım. Neler vereceğiz bugün, neler konuşacağız, neler tartışacağız. Mutlaka amatörlerin sorunlarını tartışacağız programımızın içerisinde. Çünkü yeni Bornova Spor Başkanı'yla bu konuyu konuşacağız. Evet, Akser Belediyespor'dan bahsedeceğiz. Akser Belediyespor'da kötü gidiş devam ediyor. Hemen arkasından Karşıyaka diyeceğiz. Karşıyaka liderliği, yıllar sonra liderlik koltuğuna kuruldu. 1461 Trabzonspor kendi sahasında 1-0 yendi İzmir'de. Manisaspor ve Hucaspor 1-1 berabere kaldı Ege derbisinin. Birinci Ege derbisi diyebiliriz buna. İkincisi çünkü Denizspor ile Göztepe arasında oynandı ve Denizspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Evet, genel konuşmalarımız bunlar. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ama Fenerbahçe'yi de konuşmadan edemeyeceğiz. Çünkü Alex'in ayrılması, Alex'in gönderilmesi veya gitmesi hangisini tercih ederseniz onu kabul edin lütfen. Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna nasıl zarar verir? Zarar verir mi, vermez mi? İyi mi, değil mi? Bunları da konuşacağız ama öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hakan'cığım hoş geldin. İyi akşamlar, Sağ ol, teşekkür çok ederim. teşekkürler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Murat Bey siz de Hoş hoş bulduk, geldiniz. teşekkür ederim, sağ Evet, ben izninizle Hakan'la başlayayım hemen. Alex diyelim. Sen de sahada yıllarca yeşil sahalarda ve toprak sahalarda futbol Evet. oynadın. Hem teknik adam olarak da görev yaptın. Bu Alex krizine kısaca değinecek olursak Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Türk futbolunu etkiler mi? Şimdi Fenerbahçe etkiler. Evet. Kuşkusuz etkiler. Hı. Türk futbolunu etkiler mi? Onu da etkiler. Alex bir kere beyefendi bir insan. Hı. Kişilik olarak 8 sene kaldı burada. 8 sene boyunca hiçbir şaibesi, ne ailemi Hı hı. falan duymadık. Evet. Sahada elinden geleni en iyisini yapmaya çalışan Hı. futbolcu. Ve Fenerbahçe camiasında onunla birlikte büyük başarıları var. Tabii ki bu kadar çabuk ani karar verilmesi Evet. Fenerbahçe camiasında tarafta olarak büyük şok yaşandı. Hı. Ama şuna üzüldüm. Bu kadar düzgün bir insanın bu kadar kötü gönderilmesi acı. Şık Evet. olmadı. Yani Evet. çok çirkin bir olay. Şık Çünkü olmadı. düşündüğümüz zaman Alex'in bugüne kadar yaptığı işleri biliyoruz. Hı. Sağ içinde, sağ dışında her oyuncuya, her futbolcuya, her idareciye bir örnek kişiliği vardı. Bu Evet. kişinin yanı sıra uğurlarken bunu bu şekilde yapmak lazımdı ki. Hı. Şimdi duyuyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın yanına gitmemiş kendisine görüşmeye. Hı. Her zaman destek olan bir insandı kendisi. Tabii düşünüyoruz ki içeride olan olayları bilemiyoruz. Evet. Sadece duyuyoruz. Hı. Olayı yaşamak her şeyin başına gelen bir olay. Bence etik olmadı. Hı. Fenerbahçe için büyük kayıp bana göre. Bence iki taraf da zarar gördü bundan. Kesin kes. Bundan sonraki sonuçlar çok bana göre zor olacak. Bir tane beraberlik dahi değerli Evet. hocamız Aykut Aykut Kocaman. kardeşimizi yani toplumun önüne atacağız. Aziz Yıldırım da bu konuda Evet. biraz sıkıntı yaşayacak. Ama bu etik olarak bir hoş şekilde yollansaydı Hı. daha farklı olurdu bana göre. Evet, krizin bu kadar büyütülmemesi gerekiyordu. Kuşkusuz. Kendi Bir işlerini karardır bu aslında. Hı. Karar verilmiştir, saygı duymak lazım ama daha etik olması Hı. daha hoş olurdu Daha bana göre. yumuşak bir geçiş olabilirdi Kuşkusuz. diyorsunuz. Evet. Kuşkusuz. Sayın Başkanım siz neler söyleyeceksiniz? Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe ne yazık ki bu krizi çok Evet. iyi yönetemedi. Hı. Ben tabii aynı zamanda bir Fenerbahçe taraftarıyım. Evet, Yani onu hem bilerek sordum. Bergama, hem Tamam, Bergama onu bilerek sordum Belediyespor, zaten. hem Fenerbahçe. Evet. Tabii aslında şunu da düşünüyorum. Aslında şu anda Alex'i belki de en iyi Hı. anlayabilecek kişilerden birisi de şu andaki takımın teknik direktörü Aykut Kocaman. Çünkü Evet. kendisi de çok benzer bir süreçle ve bence haksızlığa uğrayarak Fenerbahçe'den uzaklaştırılmıştı. Evet, o zamanki Oğuz'la Oğuz Aykut dönemi. Evet. birlikte. Dolayısıyla bu süreci ve Alex'i belki Hı. de en iyi anlayabilecek kişilerden birisi o. Ama ne yazık ki böyle bir noktaya gelindi. Beni en çok kaygılandıran Fenerbahçe taraftarının bundan sonra tribünde hem yönetimi hem de çok sevdiğine inandığım Aykut Kocaman'a bir tepki göstermesi. Böyle bir durumda gerçekten kulüp de bundan çok büyük zarar görecektir. Keşke böyle bir şey sezon başında, eğer Evet. yollar ayrılacaktıysa sezon başında olsaydı, Alex'e güzel bir jübile yapılsaydı bu noktalara gelinmezdi. Ama tabii ki asıl olan kurumsal yapı. Bu bir hata bile olsa Hı. Fenerbahçe bundan sonra bu yarayı nasıl bir an önce sararım, bunun hesabını yapmalı. Ben en azından Aykut Kocaman'ın da Alex kadar saygın bir kişiliği olduğunu, beyefendi birisi Hı. olduğunu,
bir takım kısır çekişmeler içinde olmayacağını düşünüyorum ama tabii ki yaşanan birçok şeyleri de bilemiyoruz ama Alex'in Türk futboluna, Fenerbahçe'ye katkısı da yadsınamaz. Özellikle takımdaki genç oyunculara hala onun verebileceği çok şey vardı. Bu açıdan tabii ki kayıp. Ama tabii futbolda maalesef nankör bir meslek. Evet aslında. Bazen böyle keskin düşüşler olabiliyor. Umarım telafi edilir. Vallahi bu işin telafisi zor gibi geliyor. Bana göre başkanın yapması gereken ikisini de kafasını koparacaktı ki hiç olmazsa bir işe yarasın. Yani tek taraflı bir şey. Çünkü ikisinin sürtüşmesinden Fenerbahçe zarar görüyor. Yani Fenerbahçe Şike olayında bu kadar belki zarar görmedi, bu kadar tartışılmadı. Orada bir kenetlenme olmuştu. Evet. Korkarım burada bir çatlama olacak. Evet. Öyle gözüküyor. Evet, siz de bir kulüp başkanısınız. Evet. Siz bunu kısaca nasıl değerlendireceksiniz? Valla ben sözlerime başlamadan önce sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Tüm seyircilerimize burada şöyle seslenmek istiyorum. Bir söz vardır. Hani ateş ettikten sonra nişan alandan olma. Ben olayı öyle değerlendiriyorum. Hı hı. Yani 20 gün evvel bir futbolcunun heykelini yapıyorsunuz. Evet. 20 gün sonra apar topar gönderiyorsunuz. Yani gönderirken de bizim misafirperverliğimiz, bizim kendi insanımıza özgü olan o anlayışı sergilemiyoruz. Evet. Bu beni son derece üzdü. Tabii işin içinde değiliz. Hı hı. Ne yaşandı, neler oldu bunu tabii bilemiyoruz ama ben şahsen pek hoş olmadı diye düşünüyorum. Evet, aslında Perşembe'nin gelişi çarşamadan belliydi. Evet. Siz öyle dediniz işte heykelini de dikti, ondan sonra evet. gönderdiler dediniz evet. ama bu ülke biliyorsunuz başbakanını idam etti, astı ve daha sonra isimlerini evet. Çeşitli yerlere verildi. Ama mesafe bu, almalıyız. Evet, artık yani ders almalıyız. Bu şeyleri ders almalıyız. Tabii. Evet, ben izninizle Ege takımlarına dönmek istiyorum. Evet, Aksaspor bugün hafta sonunda biliyorsunuz Karabükspor'la karşılaştı. Karabükspor karşısında maalesef farklı bir yenilgiyle ayrıldı. Bakalım maç sonrası Aksaspor teknik direktörü neler söylemiş, onu izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çok maça çıktım ama belki de hayatım boyunca üzüldüğüm, yani en çok üzüldüğüm maçtı diyebilirim. Tabii her şeye rağmen yani bu kadar sahada bu duruma düşmememiz lazımdı ama ben biraz önce flaşta da söyledim. Oyuncularımdan yani bu anlamda onları sahada bu son dakikalarda bu duruma soktuğum için ben hepsinden özür diliyorum. Taraftara gelince haklıdırlar. Yani bana her türlü eleştiri yapabilirler. Bunu kabul edebilirim çünkü sahadaki takım benim takımım, benim tercihlerim. Eğer kötü giden bir şey varsa benim hatalarımdandır. Bana her türlü eleştiri yapabilirler ama sahada oyuncularıma olumsuz tezahüratlarını asla kabul edemem. Bunu da söylemek istiyorum. Yani biz bir zincir gibi, zincirin halkaları gibi birbirimize sarılmış, zor bir yolda yürümeye çalışırken maalesef onlar bu maçta bizi bir halka olarak bıraktılar. Yani o zincirden ayrıldılar ama İnşallah önümüzdeki haftalarda onlar da bu hatalarını anlayıp bize destek olacaklardır. Ben hep söylüyorum, ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. Ve bizim bu seneki hedefimize ulaşacağımızdan da hiç şüphem yok. Hala daha inanıyorum, şu maça rağmen inanıyorum. Çünkü biz ideal bir kadro henüz yakalamış değiliz. Yani sakatlıklar, işte hazır olmayan oyuncular, onların zamanını bekliyoruz. Onu yakaladığımız anda biz yine bu çıkışın içinde olacağız. Yani bundan hiç kuşkum yok. Ama şunu söyleyeyim. Eğer bir şey de olmuyorsa bazen işte karşı karşıya gol olmuyor. Adam vuruyor 25'ten oluyor. Yani bir şeyleri de yapamazsak hiç kimse merak etmesin. Yani biz burada Aksaspor'a zarar vermek için bulunmuyoruz. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Hiçbirimiz de koltuk sevdalısı değiliz. Yani birincilik hocası olayım bilmem ne Aksaspor'un başındadır. Böyle bir sevdamız yok. Bulunduğumuz yere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz şartlar içinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Olmazsa yapamazsak bunu gönül rahatlığıyla da oturur. Yönetimimizle çünkü çok iyi bir ilişkimiz var. Bugüne kadar çok iyi diyalog halinde buraya kadar geldik. Yine otururuz. Aksaspor için en iyisi neyse zamanı geldiğinde bunu da değerlendiririz. Bunu da söylemek istiyorum ama ben hala takımıma inanıyorum ve biz bu takımla
bu hedefe ulaşacağız. Bunu da inşallah sezon sonunda hep beraber göreceğiz. Tabii ki şimdi devre arasına kadar oynayacağımız bir sürü maç var. Yani bunlar neler getirir? Belki takımımız çok iyi toparlanır. İyi bir seri yakalarız. Belki de iç takviye yapma ihtiyacımız olmaz. Ama ihtiyaç hissedersek tabii ki yapacağız. Yani o da yine dediğim gibi bütçelerimiz göz önüne alacağız. Ona göre yapacağız. Çünkü bizim Akhisarspor'un yani borçlanıp da ligden düşmüş halini düşünmek istemiyorum. Allah korusun önümüzde birçok örneği var. Önemli olan Akhisarspor'un sürekli yaşayan bir kulüp halinde devam etmesi benim için bu önemli. Yoksa düşer tekrar çıkar. Yani bu kulüp devam ettiği sürece bunları hep yaşar ama kulübü borca sokarsanız hiçbir şansı kalmaz. Evet, bir son bir soru alalım. Ya bunun sebeplerini tabii biliyoruz aslında. Yani şu an biz bir süreçten geçiyoruz. Yani şampiyon olan bir takım, Süper Lig'e yeni çıkmış bir ilçe, bir başarı var ortada. İşte bu başarının paylaşımı, neler yapılacağı, çok zor bir süreçten geçiyoruz aslında şu anda. Dolayısıyla bunun duygusal olarak inişleri, çıkışları bizde olduğu gibi yönetimimizde, oyuncularımızda bunlar yaşanıyor. Tabii ufak tefek şeyler bizde bazen fazla etki bırakabiliyor yani, fazla hasar bırakabiliyor. Yani biz bu süreci atlatacağız. Yani bunu yaşamak zorundayız ve yaşayacağız bunu. Bunu atlattıktan sonra önemli olan dediğim gibi yani hepimiz hem zihnen sağlıklı hem bedenen sağlıklı ve güçlü olduğumuz zaman Akhisarspor'un çok daha farklı olduğunu hepiniz göreceksiniz. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Son 3 haftadır olduğu gibi 1-0'a kadar kafa kafaya belki de iyi oynadığımız İstanbulspor ve Karabük maçlarında maalesef şanssız rakibimiz kaleye gelmeden yediğimiz gollerle geriye düşerek baskı altına girdik. Ondan sonra tabii o biraz kendi sıkıntımız. Kolay goller yiyip dağılıyoruz. Onu biz kendi aramızda hallederiz. Ama ben yine bu takımın tecrübeli oyuncularından biri olarak bir şey söylemek istiyorum. Hamza Hoca eğer kendini kurtarmak adına sene başında 5-6 tane çok üst düzey oyuncu almak isteseydi bu takım bence hocamızın isteklerini yerine getirirdi. Ama hocamız bu kasabanın, bu takımın geleceğini düşünerek takımın paralarını çöpe atmamak için, çünkü ligde kalmanın garantisini kimse veremez, bu takıma sahip çıkıp, bu oyunculara sahip çıkıp herkese şans veriyor. O yüzden burada bir sıkıntı varsa en son konuşulacak insan hocamızdır. Ben bunu kendi üzerime bir borç bildim şu an söylemeyi. Hocamız çünkü gerçekten çok üzülüyor. Biz de üzülüyoruz. Akhisarspor taraftarına sonsuz saygımız var tabii ki ama 3 hafta önce söylenen şeylerin birdenbire %100 bu kadar değişip bize karşı gelinmesi bizi gerçekten üzdü. Yani çok ağır lafları kaldırabilecek arkadaşlarımız yok aramızda. Maalesef kimseye çok ağır konuştuğu zaman kaldıramaz. Bence bu kadarına hakları yoktu. Bizi desteklesinler. Oynadığımız oyun ortada. Bir sıkıntı var, evet, açık. Ama onu çözeceğiz biz en kısa zamanda. İlk 3 hafta nasıl puanları aldıysak bundan sonra da sürpriz bir galibiyet yapıp ilk hafta, önümüzdeki ilk maçta bu galibiyeti alıp yine biz çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Ben bu takıma güveniyorum. Herkes bize sahip çıksın. Yenildik. Daha önce de mağlup olmuştuk ama bu kadar üzülmemiştik açıkçası. Bugün kötü bir oyunla yenilince daha çok üzülüyor insan. Tabii daha fazla kaybedecek bir şeyimiz yok bizim. Haddimizi bilerek oynuyoruz ligde ve şu an çok kötü bir durumda değiliz yani. Daha lig uzun. O yüzden bir an önce yarın tekrar antrenmanımıza çıkıp bir dahaki Elazığ maçını hazırlamamız lazım. O yüzden bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı... Evet. Akhisarspor Teknik Direktörü Hamza Hocamızın ve futbolcuların görüşleri bu şekildeydi. Evet, bu arada Akhisarspor'dan Kürşat'ın da kadro dışı bırakıldığını son dakika olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Bunları da sizlerle paylaşalım. Hakan'cığım, şimdi Hamza Hoca biraz erken konuşmadı mı? Yani bakıyorum 5 puanı var. Düşme hattında bile denilecek şey de değil. Lider 13 puan. Arada bir 8 puan gibi bir şey var. Şimdi kuşkusuz 3 puanlı sistemde bu derken konuşmak yanlış. Hı hı. Artı bir teknik adam duygularını çok ön plana çıkarmamalı. Düşündüğümüz zaman lig uzun maraton. Hı hı. 2 tane maç üstelseniz ilk 5'in içinde olacaksınız. Bu konuda bir ekibine güvenen bir antrenör olarak söyledi kelimeleri. Ben ekibime güveniyorum. Fakat aşırı duygusal. Taraftarın söylediği birkaç tane kelime kulağını açarsanız bir toparlamak lazım, antrenörlük yapmak lazım. Evet. Bu kuşkusuz zor bir iş. Yani
Madem antrenörlük yapıyoruz, saha içindeyiz, tribünde kulağımızı tıkacağız. Bunun yanı sıra geçen sene en düşük bütçeyle Hamza kardeşim bu takımı Süper Lig'e çıkardı. Her şey para olmuyor bazen. O havayı gene yakalamasını isterim çünkü çok kaliteli bir antrenör, çok kaliteli bir insan. O camia da yönetim olarak çok istekli, arzulu. Bence içerideki birliği kurarsa Hamza kardeşimiz çok kolay bu işten sıyrılacaktır. Ama eğer bu duygusal ön plana çıkarırsa yine bir kriz daha başlar bana göre. Evet. Bana göre de biraz erken konuştu. Futbolcular da teknik direktörün de bu kadar karamsar konuşmaması aslında, gerekiyor. Aslında. Evet, izninizle Bergama'ya dönelim. Bergama Spor nihayet profesyonel lige yükseldi. Bakıyoruz hemen puan durumuna da bakıyoruz. Aslında kötü bir yerde değil. Bir galibiyetiniz, bir mağlubiyetiniz. İki mağlubiyet, bir beraber. Evet. Evet, puanınız da iyi aslında. Biraz aksar gibiyiz sanki bizde. Nasıl gidiyor hocam? Şimdi tabii öncelikle biz tekrar 10 yıl sonra merhaba dedik profesyonel lige. Biz de bir süreçten geçiyoruz. Hamza hocanın söylediği gibi. Profesyonel dünya bizim için yeni bir dünya. Evet. Takımda ciddi değişiklikler oldu. Özellikle kontenjandan dolayı. Takımın biz yaklaşık %70'ini değiştirmek durumunda kaldık. Tabii ki kolay değil. Amatör ligdeki takımlara büyük saygı duyuyoruz ama profesyonelde çıktığınız zaman her şey değişiyor. Birçok şey değişiyor. Buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kötü değiliz. Kendi sahamızda maç kazanmaya ve özgüvenimizi yeniden kazanmaya ihtiyacımız var. Ama Bergama Spor bunu başaracak güçte. Hem elimizdeki oyuncu kalitesi hem yıllardır bizimle birlikte olan teknik direktörümüzle birlikte. Umuyorum önümüzdeki maçtan itibaren yine kendi sahamızda oynayacağız. Fikstürün sağladığı bir avantaj. Ama tam tersi fikstürün dezavantajını da yaşadık. Özellikle ilk 3 maçımız zor, hatta ilk 4 maçımız zor rakiplerleydi. Ama tabii ki 3 puanlı sistemde kolay rakip, zor rakip diye bir şey ayırmak da çok doğru değil belki. Umutluyuz, umutsuz değiliz ama bu yıl için bizim hedefimiz 3. ligde kalıcı olmak, 3. lige uyum sağlamak. Sadece dediğim gibi kendi sahamızda bir maç kazandığımızda o özgüvenimiz yeniden herhalde bizimle birlikte olacak. Ama şimdilik bir umutsuzluk söz konusu değil Bergama'da. Aman olmasın. Umutsuzluk en kötü şey. Ben yeni Bornova Spor'a döneceğim. Bergama Spor'da kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz ama Sayın Başkan'a özür dileyerek reklamlara gitmek istiyorum. Reklamların ardından size söz vereceğim. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından Sky Spor kaldığı yerden devam edecek.